Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni evde oynayabileceğimiz, karantina sürecinde ailemizle, arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bir oyun yapacağız arkadaşlar. Oyunumuzun adı Gezgin Tonguç. Peki içeriğinde neler var arkadaşlar? Biz Türkiye'mizi baz aldık arkadaşlar. Oyunumuzun kurallarını aslında birazcık kendimiz belirliyoruz. Yani hem kendi oyunumuzu yapıyoruz hem kurallarını da kendimiz belirliyoruz. Peki nasıl oynanacak arkadaşlar? Onu da hem yapıp hem anlatalım. Burada görmüş olduğunuz gibi yine videonun açıklama kısmında sizler için PDF dosya bıraktım. Onun içerisinde bu kağıtları bulabileceksiniz. Burası bizim Türkiye'mizin aslında bir haritası diyebiliriz. Ya yani bölgeleri diyebiliriz. Farklı farklı bölgeler var. Biz sıralamayı birazcık böyle karışık yaptık. Dediğim gibi siz bunun içerisinden eklemeler, çıkarmalar da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Burada oyunun kurallarını gösteren bir kartımız var. Yine sayı küpü, oyun pulları var. Yani 3 kişiyle de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi genel kültür sorularımız var ve şans sorularımız var arkadaşlar. Aslında hani şans sorusu ya da kazanacağınız puanlar burada önemli oluyor. Ve son olarak da puan kartlarımız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi ondan başlayıp 200'e kadar giden. Şimdi yapımına geçiyorum. Birlikte görelim. Burada başla var. Başla seçeneğinden başlayıp bir tur atan arkadaş ve en çok puanı toplayan kişi yarışmayı kazanıyor arkadaşlar. Yapımı oldukça basit. Bir adet yapıştırıcıya ve bir adet de makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen yapımına başlıyorum. Yapıştırıcımı açtım. Şimdi burada önemli olan bir tane kuralımız var. Genelde A4 çıktı alırken kenarlardan bir tık içeriye doğru alıyor. Orayı hafif kesip hizalamamız lazım. Bunu yaparsak daha şık bir görüntü elde etmiş oluruz. Evet, oyun sahamızı oluşturduk arkadaşlar. Başla bölgemizden başlıyoruz ve İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Şans alanımız var. Buraya geldiğimizde şans kartını çekeceğiz. Dolmuşumuz var. Sakarya bölgesine geçiyoruz. Ardından bilet gişemiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz bilet kuyrukları bazen çok uzun olabiliyor. Burada bir tur bekleme alanı oluşturuyor burada sizler için. Ardından Samsun'a geliyoruz. Samsun'dan Trabzon'a, Erzurum'a, Van'a, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Adana, Ankara, Konya, Antalya, Otogar'a geliyoruz. Genel kültür sorularımız var. İzmir, otelde kalacağız ve Bursa'ya geldikten sonra da turumuzu tamamlamış olacağız arkadaşlar. Burada bir alan daha var arkadaşlar. Burası da bizi tekrardan bilet noktasına dönmemiz için bize ufak bir ceza veriyor. Çünkü büyük ihtimalle yanlış bilet aldığımız için. Şimdi diğer kartlarımızın yapımına geçiyorum. Oyun alanımızı kenara alabilirim. Şimdi de şans ve genel kültür kartlarımızın yapımına geçiyoruz. Ücretsiz bilet kazandım var ve gişeden yani beklemeden çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz şu sıralar hava biraz soğuk, dikkatli olmamız lazım. Doktora 50 puan cezamız var. Yılın gezgini ödülü, bilette zam geldi, ardından yılın resmi ve genel kültürde de biz belli başlı birkaç tanesini seçtik. Siz bunu çoğaltabilirsiniz, türetebilirsiniz arkadaşlar. Kendi oyun zevkinize göre de şekillendirebilirsiniz. Şimdi bunun yapımına geçiyorum. Şimdi de siyah alanlardan bütün kartlarımızı kesip çıkartacağız. Hadi birlikte yapımına geçelim. Şans ve genel kültür kartlarımızı kestim. Şimdi oyunumuzun sayı küpünü yapacağız arkadaşlar. Sayı küpümüzde de dış kısımlardan keserek yapacağız arkadaşlar. Güzelce sayı küpümüzü çıkardık. Dışarıdaki kulakçıkları şu şekilde içeriye doğru katlıyoruz ve ardından siyah noktalardan arkadaşlar içeriye doğru katlamamız gerekiyor hepsini. Bir numaradan başlıyorum. Bütün kulakçıklarımıza yapıştırıcımızı sürüyoruz ve birbirlerine yapıştırmamız gerekiyor. Şimdi de oyun pullarımızı ve oyun puanlarımızı keseceğiz arkadaşlar. Artık oyunumuzu oynama zamanına geldik. Şimdi oyunu genel şöyle bir bakalım. Burada sayı küpümüz var arkadaşlar. Sayı küpümüzü atıyoruz. En yüksek kimin rakamı gelirse
o birinci oluyor. Ardından gelen büyük rakamlara göre de sıralama belirleniyor. Hepimizin bir tane pulu var arkadaşlar. Bu pul da bizim karakterimizi gösteriyor. Başlangıç noktasından kaç kişi oynarsanız o kadar pul koyuyorsunuz ve sayı küpünü atıyorsunuz arkadaşlar. 5 numaralı sayı geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Dolmuşa geldik. Burada bekliyoruz. Diğer arkadaşımıza attık. 1 puan geldi. İstanbul Arnavutköy. Şimdi bunda diğer yarışmacı arkadaşlar, mesela bizim kendimizce geliştirdiğimiz oyun kurallarında, dediğim gibi siz kendi kurallarınızı geliştirebilirsiniz. Bizim geliştirdiğimizde de İstanbul Arnavutköy ile ilgili buraya gelen kişiye diğer yarışmacılar soru soruyor. Aklına ne gelirse artık oranın en meşhur yemeği olur, en meşhur yeri olur, görülmesi gereken bir yer olur. Orayla ilgili bilgi olabilir, her şey olabilir arkadaşlar. Eğer buradaki yarışmacı puanı alırsa diğer yarışmacılardan puan alıyor arkadaşlar. Ve herkes başlangıçta 200 puanla başlıyor ve her bildiği ilk turda mesela ilk turda 10 puan diğer yarışmacılardan alıyor. İkinci tura geçtiğimizde artık 20 puan oluyor. Üçüncü tura geçtiğimizde arkadaşlar 50 puan oluyor. Ve son tura geçtiğimizde ya da daha da fazla devam ettirirseniz 100 puan değerinde diğer yarışmacılardan bildiği sorulardan puanlarını alıyor arkadaşlar. Birkaç tane cezamız var. Onu siz hepsini söylemeyeceğim burada. Sürprizi kaçmasın. Siz kendiniz oynayarak keşfedebilirsiniz oyunumuzu. Mesela geziden para kazandın, 20 puan al. Bu da arkadaşlar bizim bir puan havuzumuz var. O havuzun içerisinden kimse hani yarışmacılardan almadan 20 puan alabiliyorsunuz. Mesela burada evdeki hesap çarşı uymadı kartımız var arkadaşlar. Burada da oyun havuzundaki puana 100 puan ekliyorsunuz. Bunların hepsi şans içindi. Şimdi de genel kültürümüze bakalım. Genel kültürde ne gibi kağıtlar varmış? Mesela burada ilk olarak çok hızlı bir Türkiye turu attın. Başlangıç noktasına ilerle diyor ve 200 puan al diyor. Arkadaşlar turu bitiren herkes 200 puan daha ekstra kazanabiliyor. Bunu da unutmayın. Trabzon'a ilerle ve meşhur hamsi tavasından ye kartımız var. Ardından Doğu Ekspresi'ni kaçırdın ve başlangıç noktasından geçme, bilet noktasına geri dön var arkadaşlar. Mesela buradaki ceza olayımız. Burası çok eğlenceli bir alan aslında. Mesela geldik ve tekrardan bilet noktasına dönebiliriz arkadaşlar. Tı buraya kadar gelmişiz, genel kültüre kadar gelmişiz. Ama buradan ta en başa dönüp bu noktaya kadar gerilebiliriz. Birkaç tane cezamız, birkaç tane bilgimiz, birkaç tane sizin yüzünüzü güldürecek birkaç tane böyle kendimce şeyler yazdım. Dediğim gibi siz bunu çoğaltabilirsiniz, detaylandırabilirsiniz, başka şeyler de yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Buna benzer oyun fikirleriniz ya da başka fikirleriniz varsa yorumlar kısmına lütfen yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.